Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS 2024 güncel bilgiler tahmin 100 soru videomuzda karşınızdayız. Toplamda 100 adet sorumuzu çözmeye çalışacağız. İki part halinde ortada 50 soru. İkinci partta da kalan 50 soruyla birlikte 100. Hemen ne yapalım? Hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuza vira bismillah diyerek başlayalım. Haziran 2023 tarihinde Titanic gemisinin enkazına gezi düzenlerken batan denizaltının adı neydi arkadaşlar? Titan adlı gemiydi. Bu geminin adı, bu denizaltının adı. Bir diğer sorudayız. MFÖ müzik grubunun da üyesi olan Temmuz 2023 tarihinde hayatını kaybeden müzisyen, sinema, dizi oyuncusu kimdir diye sorduk. Çok sevdiğim bir isim Özkan Uğur'dur. Arkadaşlar burada sorumuzun cevabı Özkan Uğur çıkabilir mi? Çıkabilir. Yani ÖSYM genellikle yıl içerisinde 2023-2024 yılları içerisinde vefat eden ünlü isimleri soru olarak muhakkak bize getiriyor. Lisans, ön lisans, ortaöğretim hanginize gelir bilemiyoruz. Ama bunları bilmekte fayda var. 395 senaryosu ile UNES Rekorlar Kitabı tarafından bir dünya rekoru olarak onaylanan 30 Temmuz 2023 tarihinde vefat eden senaristimiz Sefa Önal'dır arkadaşlar. Yine çıkma ihtimali olan bir senaristimiz. Öyle bir geçer zaman ki şaşkın, Fesubhanallah gibi şarkılarıyla tanınan Ağustos 2023 tarihinde hayatını kaybeden ünlü Türk müzisyenimiz Erkin Koray'dır yine. Çok sevdiğim bir isim Özkan Uğur'la birlikte. İkisi çok çok önemli. Türk tarihinin önemli müzisyenlerindendir. Yine çıkma ihtimali yüksek. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'yle mutabakata varılan Pile Yiğitler Yolu projesi aşağıdaki ülkelerin hangisinde hayata geçirilmek istenmektedir? Nerede arkadaşlar? KKTC dediğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hayata geçirilmek isteniyor. Ekim 2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kaçıncı kalkınma planı kabul edildi? 12. arkadaşlar. Ekim 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri bilim alanında ödülü kazanan isim. Bakın arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde birçok dalda ödül veriliyor. Bu dallardan bir tanesi olabilir. Hepsini biz yazdık. Yani bunlardan biri çıkacak yani. O yüzden bunlara dikkat edin. Süleyman Uludağ bilim alanında ödül kazanmıştır. Kültür alanında ise Ali Birinci kazanmıştır. Kültür alanında. Müzik alanını ben bekliyorum arkadaşlar bu bağlamda. Emel Sayın. Çıkma ihtimali yüksektir Emel Sayın'ın. Burada cevabımız Emel Sayın olacak müzik alanında. Evet, karikatür alanında ise Hasan Aycın arkadaşlar. Bu ödülü kazanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde. Sinema alanında sorulabilir mi? Sorulabilir. Sinema alanında ise Sami Şekeroğlu kazanmıştır arkadaşlar. Edebiyat alanında yine çok çok önemli. Edebiyat ve müzik ön semenin sevdiği iki dal. Edebiyat alanında ise Nazan Bekiroğlu ödülü kazanan isimdir. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyükleri Edebiyat alanında. Evet, bir de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde vefa alanında birçok isme ödül verildi. Yani ÖSYM şunu sorabilir. Hangisi bu isme verilmemiştir diye sorabilir 2023'te. Attila İlhan'a verildi arkadaşlar. Barış Manço'ya verildi. İsmail Hakkı Uzunçarşılı tarihçidir kendisi. Verilmiştir. Muhsin Ertuğrul yönetmendir. Verilmiştir. Barış Manço müzisyen. Attila İlhan yazarımızdır. Ama Yaşar Kemal'e 2023'te vefa ödülü verilmemiştir. Cevap C şıkkı oldu. Kasım 2023 tarihinde Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 10. Zirvesi'nin yapıldığı yer. Yine sorulabilir mi? Sorulabilir çünkü Türk Devletleri Teşkilatı ile alakalı ÖSYM sorular soruyor. O yüzden bunu bu sene yöneltebilir. Astana'da toplanıldı. 2024 yılını Divan-ı Lügati Türk Yılı ve Ali Kuşçu'yu anma yılı ilan eden kurum hangisidir? Arkadaşlar UNESCO'dur. Ama ÖSYM'nin yapmış olduğu cinlikleri biliyorsun. Yani biz 2024 sınavına giriyoruz. Ama ÖSYM kalkıp 2023'ü soruyor. Önceki sınavlarda gördünüz.
2022'de mi 2023'te mi tam hatırlayamadım senesini. 2023 sınavına giriyoruz atıyorum. Ama 2022'nin neyini soruyor? Yılını soruyor Süleyman. O yüzden 2024 yılı tamam. Divan-ı Lügat-ı Türk ve Ali Kuşçuoğlu yılı. Eyvallah. Üçü de atlamayalım. 2023'te Aşık Veysel arkadaşlar yılıdır aklınızda bulunsun. Evet, uzayla alakalı sorular bekliyor muyuz? Bekliyoruz. Tabii önemli gelişmeler yaşandı. Uzaydaki ilk sözlü istikbal göklerdedir olan Türkiye'nin ilk uzay yolcusu sorulabilir. Alper Gezer Avcı duymayan kalmadı artık. Ama sözü sorulabilir. Neyi söylemiştir diye. Tabii Alper Gezer kaç deney gerçekleştirmiştir? Bu sorulabilir. Güzel sorulur. Zor bir soru aslında. Bakmayın. Ama ÖSYM'nin sağa solu belli olmadığı için böyle abidik gubidik soruları sever. Tabii deneyler muazzam. Hepsi muazzam. Ama gidip de o kadar soru varken gidip de sayı sorarsa ben buna biraz arkadaşlar yani o kadar derse çalışıyorsunuz. Sadece güncel değil bir sürü ders var. Değil mi? Türkçesine tutun, matematikten tutun, tarih, coğrafya, vatandaşlık, eğitime girenler ayrı, A grubuna girenler ayrı, ÖABT'ye girenler ayrı. Yani o kadar ders var ki yani böyle kıyıda köşede kalmış bilgileri sorunca ÖSYM bir şartelimiz atıyor ister istemez. O yüzden biz de şartelinizin atmaması için bu sayıyı verdik şimdi olur ne olmaz diye. Uzayda test edilecek bitki olan parvula bitkisi hangi gölde yetişmektedir? Evet, bir diğer enteresan bir bilgi. Nerede yetişiyor bu? Tuz Gölü'nün arkadaşlar. Parvula bitkisi. Evet, Alper Gezer Avcı'nın da yer aldığı Falcon 9 roketinin fırlatıldığı yer neresidir? Arkadaşlar, Kennedy Uzay Merkezi'dir. Yine çıkma ihtimali yüksek. Evet, Türkiye Uzay Ajansı. Yani uzayla ilgiliyiz. Ama ÖSYM'e gidip başkanını sorabilir. Yani o kadar Alper Gezer Avcı'dır, 9'dur, işte Tuz Gölü'nden çıkan bitkidir vesaire vesaire. Ama gidip ÖSYM'e ters köşe yapıp alın uzay ajansının başkanı. Yusuf Kıraç arkadaşlar. Burada cevabımız Yusuf Kıraç oldu. Bilgisayar burada bir dondu. Acaba bu bir gösterge mi? Arkadaşlar bakalım uzay Ajansının başkanı Yusuf Kıraç'ta dondu bilgisayarımız. Cevap Yusuf Kıraç oldu. Evet, Ocak 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi aşağıdaki ülkelerden hangisinin NATO'ya katılımına onay vermiştir? Tabi bayağı bir uğraştı İsveç'e. Biz bayağı bir direndik onaylamamak adına. Ama en son Ocak 2024'te Türkiye Büyük Millet Meclisi ne yaptı? NATO'ya katılım noktasında onayladı. Cevabımız A şıkkı oldu. Evet, yine beklediğim bir soru. Bilge Kadın Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü de veriliyor kendisine 2014 edebiyat alanında. Şubat 2024 tarihinde hayatını kaybediyor. Ünlü yazarımız Alev Alatlı. Arkadaşlar cevabımız olacak. Önemli bir isim. Eserlerini biliniz arkadaşlar. Eserleri de sorulabilir. Normal 300 soruluk denememde eserlerini de koydum. Ekstra o videomuzu izlemek isteyenler için açıklamalar kısmına linkini ekleriz. Ama bu benim 100 tahmin sorum. Bakalım hangisi çıkacak. 12 yaşında satranç oyununda dünyanın en genç büyük ustası olan sporcumuz Yağız Kağan Erdoğmuş oldu. Hatta daha bir iki gün önce yanlış hatırlamıyorsam birinci olanı yenmiş. 41 saniyede mat etmiş. Maşallah diyelim Yağız Kağan'a. Şu an dünyanın en iyisi diyelim Yağız Kağan için. Evet, Oscar ödülleri soruluyor. ÖSYM sever Oscar ödüllerini. Ama gidip de inşallah 2023'ü sormaz. 2024'ü sorar ÖSYM. Ama ben 2024'ü soracağını düşünüyorum. Yani sorarsa da. En iyi film. Oppenheimer arkadaşlar. Olmuştur. Cevabımız Denizli. Bunlar da benim izlediğim 4 önemli dizi. Normalde dizi bunlar. Bunları izlemenizi KPSS'den sonra da tavsiye ederim. İnanılmaz hepsi. Müthiştir. Tavsiye ediyoruz. Oscar ödüllerinde en iyi erkek oyuncu Cillian Murphy'ye verilmiştir bu. Arkadaşlar ödül. En iyi kadın oyuncu ise Oscar'da Emma Stone'a verilmiştir.
En iyi yönetmen ise arkadaşlar en iyi yönetmen ödülü de Christopher Nolan'a verilmiştir Oscar ödüllerinde. 2023 yılı Nobel Barış Ödülü. Hocam 2024 yok mu daha? Yok arkadaşlar. En son 2023 yılı var. Nergis Muhammedi'ye verilmiş. Evet, Kudüs şairi. Şu an günümüzde İsrail-Filistin savaşında arkadaşlar arka plan olarak Kudüs'le ilgili bir soru sorulabilir ki en son AYT'de sordu ÖSYM Filistin'le alakalı ama gitti Yavuz dönemindeki olayı sordu. Kudüs şairini sorabilir. Nuri Pakdil'dir. Bilmekte fayda var arkadaşlar. Beklediğim bir soru Nuri Pakdil. Evet, ÖSYM bayılıyor tablolara. Maşallah. O kadar çok tablo var ki hangi birini ezberlesin bu öğrenciler? Bu KPSS adaydaki öğretmenlerimiz, memur adaylar. Vallahi zor arkadaşlar. Her birimizin işi gerçekten çok zor. Sizler bunları ezberlemekle uğraşıyorsunuz. Bizler yani o kadar çok bilgi var ki hangi birini sizlere öğretmeye kalkalım? Gerçekten sizlerin de bizlerin de işleri çok zor. ÖSYM'nin bu güncel bilgiler noktasında en azından bir sınır getirmesi lazım. Bir sınır getirmesi lazım. Yani ben demiyorum ki arkadaş bu 100 sorunun 100 soru tahminde 6 soruda 6 soruda tutturacağız. Ben demem arkadaşlar. Ben böyle bir şey diyemem. Niye? Yani çünkü ÖSYM istediğini sorabilir güncel bilgilerde. İstediğini sorabilir. Bizler tabii bu soruları hazırlarken neye bakıyoruz? Geçmişteki soruları baz alarak. Yani ÖSYM ressamları sormuş, tabloları sormuş, şairleri sormuş. Ondan sonra UNESCO ile alakalı sorular sormuş. O dönemde ölmüş olan isimleri sormuş. Tabii ben şöyle düşünüyorum. En azından 3 soru güncel, 3 soru genel kültür bilgisinden soracak ÖSYM. Yani bu 3 soruyu tutturabiliriz. Bu 3 soruyu da Allah kerim. Nereden sorarsa ÖSYM. En azından boş bırakın arkadaşlar. Yanlış yapmaktansa boş bırakın. Netiniz gitmesin. Guernica. Evet. Geçmiş sınavda 2023 KS'de resimli bir soru sormuştu. Yine bir soru sorabilir mi? Sorabilir. Bu resim, bu tablo arkadaşlar Pablo Picasso'ya aittir. Guernica. Evet, bu bilgiyi de ben MEB'in kitabında rastladım. Arkadaşlar fizik kitabında. Öğrencilerimizin ortak sınavı vardı. Fizik sınavında sorulmuş bir soru. İlginçime gitti. Araştırdım. Avrupa Uzay Programı ile alakalı. ESA diye bir şey varmış arkadaşlar. Yani şu ESA'yı, CERN'i bunları biliniz. Bunları bir araştırın derim. ESA, Avrupa Uzay Programı'nı hazırlamak, yürütmek amacıyla Fransa'da 22 ülkenin katılımıyla kurulan uluslararası bilim merkezidir. Ne olur ne olmaz. Yani ortak sınavda çıktıysa, bir de fizik sınavında çıktı. Güncelde sorulabilir. Ne olur ne olmaz diye aldık. Evet, 2023 Nobel Edebiyat Ödülünü alan yazarımız John Fosse'dir arkadaşlar. John Fosse. Filistin halkının İsrail işgaline karşı direnişini anlatan tabire intifada diyoruz arkadaşlar. Artık bu zulüm dursun diyoruz. Buradan haykırıyoruz. Ömrümde Suikut 35 yaş, Ziya'ya mektuplar gibi eserleriyle tanınan ölüm şairi olarak bilinen ismimiz Cahit Sıtkı Tarancı'dır. Yine beklediğim bir şairimizdir. Arkadaşlar, edebiyatçımızdır. Bakalım çıkacak mı? Ekonomik durgunlukla mücadelede müdahaleci para ve maliye politikalarını savunmasıyla tanınan istihdamın, paranın ve faizin genel teorisi isimli eseriyle tanınan isim Keynes'tir. Şu an ekonomik durumdan dolayı Keynes olabilir. UNESCO yaratıcı şehirler alanında gastronomi alanında ilk eklenen ilimiz gastronominin gazisinden Gaziantep'in gazisini yakalayabilirsin. Cevap Adana. Devlet üstün hizmet adalet sahibi Uluslararası Güreş Federasyonu'nun asrın güreşçisi unvanı verdiği 3 kez dünya, 8 kez Avrupa, 2 kez olimpiyat şampiyonu olan milli sporcumuz Hamza Yellikaya'dır. Yine beklediğim bir isim. 2024 yaz olimpiyatları nerede düzenlenecek? Paris'te arkadaşlar. Türk sinemasında bayi sinema olarak adlandırılan 2 Nisan 2024 tarihinde hayatını kaybeden ünlü sinemacı Türker İnanoğlu'dur. Yine çıkma ihtimali var. Mayıs 2024 tarihinde hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı'nın adı İbrahim Reisi'ydi. Hatırlayınız bizim Akıncı
İlhamız bulmuştu cesedine. Mayıs 2024 tarihinde şampiyonluk madalyasının elinden alınma ihtimaline rağmen Filistin'i savunmaktan vazgeçmeyen aşağıdaki sporculardan hangisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından iyilik ödülü verilmişti? Necmettin Erbakan Akyüz'e verildi bu ödül. Fiyatlardaki artış hızının azalmasını ifade eden terim. Arkadaşlar deflasyonla dezenflasyonu karıştırmayın. Deflasyon fiyatlardaki artış hızının azalmasıdır arkadaşlar. Dezenflasyon ise enflasyon oranının azalmasıdır. O yüzden bu ikisini karıştırmayın. 2023 tarihinde müzik alanında UNESCO yaratıcı şehirler alanına dahil eden ilimiz hangisidir? Şanlıurfa'dır. Şanlıurfa'dan önce de Kırşehir dahil edilmişti. Hüseyin'e sormuştu. UNESCO ile alakalı son 4 yılda 6'ya yakın soru sordu Hüseyin'e. UNESCO'ya ekstra bir bakın derim arkadaşlar. Yine sorularımızı ekledik zaten ama yine de bakınız. Evet, denizler altında 20 bin fersah. Böyle değişik adlı eserler var arkadaşlar. Böyle bir şey gördüğünüzde Jules Verne'ye gidiniz. Mayıs 2023 tarihinde hizmete giren Türkiye'nin uzun tüneli olan Zigana Tüneli hangi iki şehri birbirine bağlar? Trabzon, Gümüşhane'yi birbirine bağlıyor. Filistin direnişinin sembolü olan meyvemiz karpuzdur arkadaşlar. Çıkabilir yine. Olimpiyat şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Mete Gazoz'un branşı biliyorsunuz ki okçuluktur. Divan-ı Lügati Türk'ün kaybolan ilk nüshasını bularak bilim dünyasına kazandıran isim kimdir? Ali Emiri Efendi'dir arkadaşlar. Çıkabilir yine. Agantha Burinata ve Deniz Gurbetçileri adlı eserlerle tanınan Halikarnas Balıkçısı takma adıyla eserler yazan yazarımız Cevat Şakir Kabaaşı'dır. Yine bekliyorum. Eğer yazar eser sorarsa ÖSYM bu ismi. Bu partımızın son sorusu. Kuyruklular altında bir izdivaç, şık, şıp sevdi, gulyabani gibi eserlerle tanınan yazarımız da yine beklediğim bir isim Hüseyin Rahmi Gürpınar olacak değerli dostlar. Evet, sizlerle beraber 100 tahmin güncel bilgilerin ilk 50 sorusunu yükleyeceğiz inşallah. Bir sıkıntı olmazsa. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.